بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم مؤمنين kıymetli Müslümanlar, insan hayatı ana rahminden başlıyor. Ana rahminde başlayan hayat kabir kapısına kadar devam ediyor. İnancımıza göre kabirde de keyfiyetini nasıl olduğunu bilemediğimiz bir hayat ile kıyamet sabahına kadar toprağın altında yine hayatiyetini sürdürüyor. Kıyamet sabahıyla yeniden tekrar canlanıp dirilip mahşere intikal ediyor. Mahşerde hayatının hesabını verdikten sonra ya cennete ya da siz söyleyin cehenneme sevkiyat başlıyor. İnsan hayatı dünya ile sınırlı bir hayat değil. Yeryüzünde sayısını ancak Allah'ın bileceği kadar mahlukat var. Onların hayatları kıyamet ile dünyanın hayatının sona ermesiyle beraber o mahlukatın da hayatı siz söyleyin ne olacak? Sona erir. Ama insanın hayatı sona eriyor mu? Devam ediyor. İşte burayı günümüzün insanına anlatamıyoruz. Yani sanki ölünce hayat bitiyormuş zannediyor. Bitmiyor kardeşim, vallahi bitmiyor. Bitmiyor. Kabir dediğimiz alemin içinde kıyamet sabahına kadar beklemeye alınan bir hayatın içine gireceğiz. Beklemedeyiz. Kıyamet sabahı فَاِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْكُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ Kubur, kabir demek. فَاِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْكُبُرِ Kabirlerde olanlar kabir yarılıp içinden çıktığı zaman Cenab-ı Hak söylüyor. Demek ki kabirler açılacak, içindekiler وَالْبَعْسُ بَعْدَ الْمَيْتِ olayıyla tekrar ortaya çıkacaklar. Tekrar hayata, tekrar sahneye gelecekler. Ve ondan sonra ruzi ceza dediğimiz yani hayatı dünyeviye dünya hayatında işlediğimiz amellerin, eylemlerin, işlemlerin, davranışların hesabını teker teker verdikten sonra muhasebemizin neticesine göre ya cennete ya da cehenneme intikal edilecektir. Bu imanın mümin olan her insanın aklına, fikrine, kalbine, zihnine, beynine bu inancın oturması lazım. Bugün çektiğimiz sıkıntıların, hırsızlıkların, yolsuzlukların, yanlışlıkların temelinde gönüllere oturmamış olan bu imanın yokluğundan kaynaklanıyor. İnsan haklarının çiğnenmesi, insanlar arasındaki zulümlerin, ölümlerin, cinayetlerin, sapıklıkların temelinde araştırın bakın, öldükten sonra dirilmeye inanmak dediğimiz hadisenin yokluğu yatıyor. Yok efendim, inanmıyor. Öldükten sonra dirilmeye inanmayan, hayatının hesabını vereceğine inanmayan bir müteahhit, yani inşaat müteahhidi, bina inşa eden, köprü inşa eden adamları düşünün. Bu kişi yaptığı işlerin hesabını Allah'a vereceğine inanmıyorsa, o köprünün hesabını yaparken menfaatine göre hesap yapacak ve çalacaktır. Hayatının hesabını vermeyen adam
yaptığı işin hakkını çalmıyorsa enayi durumundadır. Çalmanın ve çırpmanın zabıtası imandır. İman olursa çalamaz. İman olursa çarpamaz. İman olursa önüne geleni tepeleyemez. Bir karıncayı haksız yere öldüremez. İman yoksa zaten önüne ne jandarma geçebilir, ne polis teşkilatı geçebilir, ne de hiçbir beşeri tedbir o işin önünü alamaz. Bugün yaşadığımız hayat bunu gösteriyor. Her neyse, hayatımızın akışını sıkı tutmamız lazım. Yani ne yaparsan yap ama yaptığın ve yapacağın işlerin hesabı, faturası bir gün önüne gelecektir. Zaten bunun örneklerini dünyada yaşıyoruz. Dünyamızda bir insan olarak toplum hayatında, şehir hayatında, işte kasabada, köyde neyse, yaşadığımız yerlerde yaptığımız birçok şeyin hesabını bizden istiyorlar. Yaktığınız elektriğin hesabını istiyorlar mı, istemiyorlar mı? İstiyorlar. Kullandığınız suyun hesabını istiyorlar. Lokantada yediğiniz yemeğin, çorbanın, pilavın hesabını vallahi istiyorlar. Hiç kimse elini kolunu sallaya sallaya bir lokantaya girip çıkamıyor. Nereye gidiyorsun? Hatta İstanbul'da tuvaletten dahi elini kolunu sallaya sallaya çıkamıyorsun. Hey hemşerim, gel bakayım buraya diyor. Tuvalet ya. Ki Osmanlı döneminde tuvaletlerden para almak yasaktı. Şimdi parasız giremiyorsun. İnsanların temizliğini vesair ihtiyacını def ettiği yerlerden para almak yasaktı. Para almak akla hayale gelmezdi. Şimdi parasız tuvalet yok. Hayırlar kesildi. Hayır kanalları kapandı. İnsanların temizliğini yapması, ihtiyacını, elinde olmayan ihtiyacını, zaruri ihtiyaçlarını def edeceği yerleri bile paraya bağladılar, ücrete bağladılar ve belli bir menfaate bağladılar. Her şey menfaate bağlandı. Merhamet kalktı. Şu anda dünyamızda merhamet mi hakim, menfaat mi hakim? Baba ile evladın arasında bile merhamet kalktı, menfaat hakim oldu. Ama Efendimiz ne diyor? İrhamu men fil ard. Ey müminler, siz yeryüzündeki insanlara, sade insan değil, yeryüzündeki mahlukata merhamet edin ki yerhamküm men fis sema, gökyüzünde olanlar da size merhamet etsin. Osmanlı'yı inceliyoruz. Öyle vakıflar kurmuşlar ki, vakıf dediğimiz. 3000'e yakın vakıf var. 3000'e yakın vakıf kurulmuş Osmanlı döneminde. Bir tanesi evlenmeye imkanı olmayan, maddi bakımdan evlenemeyecek durumda olan kızlar ve oğlanlar için çeyiz vakıfları kurulmuş. Evlenemeyen gençler için vallahi çeyiz vakıfları. Elimizde belgeler var. Yani babasının, anasının evlenmeye, evlendirmeye gücü yetmeyen gençler sapıklığa gitmesin diye, harama gitmesin diye, onun bunun ırzına, namusuna göz dikmesin diye vallahi vakıf kurmuşlar. Binlerce genci Allah adına parasız, parasını onlar ödeyerek evlendirmişler. E şimdi böyle bir şey var mı? Hatta ve hatta Eyüp Sultan'a gidin, Eyüp Sultan'a gidin, orada bir vakfın hala yeri ve mekanı duruyor. Nedir o? Kış geldiği zaman, biliyorsunuz leylek dediğimiz kuşlar, leylek dediğimiz hayvanlar soğuk yerlerden nereye giderler? Sıcak ülkelere, bölgelere, beldelere hicret ederler. Leyleklerin hicretidir. Göçerler, giderler. Ecdadımız, Osmanlı ecdadımız, şu anda örnekleri var. Eyüp Sultan'dadır, gelip görebilirsiniz. O leylekler sürüler halinde, bölükler halinde giderken bacağı kırılıp da gidemeyen, sürüden ayrılmak zorunda kalıp da bulunduğu yerden göçemeyen sakat leylekler için vallahi vakıf kurmuşlar. Ve onları koruyacak, kollayacak, besleyecek, kırığını çıkığını tedavi ettirecek vakıflar kurarak leyleklere bile merhamet vakıfları kurmuşlar. Şu anda gidip yerini görebilirsiniz. E böyle olunca da Cenab-ı Hak da bu devlete, bu millete 650 sene 3 kıtada
hakimiyet dediğimiz o kudreti vermiş mi vermemiş mi? Üç kıtada, Afrika'ya, Asya'ya ve Avrupa'ya 650 sene ecdadımız hükmetmişler. Adaletle muamele etmişler. Bakın Osmanlı'nın çıktığı topraklara bakın, o günden bugüne kan gövdeyi götürmektedir. İşte Yugoslavya. Balkanlar diyorlar. Yani sadece Yugoslavya değil, Bulgaristan, Yugoslavya, Sırbistan, Kosova, Osmanlılar 550 sene kalmış orada. Ve bir kişinin burnu kanamamış. Osmanlı çekildikten sonra Balkanlardan bir gün bile kan akması durmamış. Bakın işte geçen akşamları görüyorsunuz, Sırplar çekilip giderken geride toplu mezarlar çıkıyor. Dün akşam göster, 175 tane ölü topraktan çıktı. Adam traktörle ölü dökmüş çukurlara. Ya bunlar Avrupalı, bunlar Sırp, bunlar Avrupa'da yerleşmiş insanlar. Hani medeniydi bunlar, hani çağdaş insanlardı, hani insan haklarına saygılıydılar. Avrupa'nın göz önünde çocuk demeden, hesap edin, kadın demeden, yaşlı demeden senelerdir o Müslüman denen, tabi onların da ayrıca tartışılması lazım, ne kadar Müslüman olduklarını da düşünmek lazım. O Arnavutları kıtır kıtır kesmişler ya. Kimisinin kafası ayrı yerde, bedeni ayrı yerde. Kimisinin beynine kurşun sıkmışlar. Kimisini evinin içinde yakmışlar, adeta yanmış odun parçaları gibi cesetler çıktı. Nedir bunlar? Filistin topraklarında 450 sene Osmanlılar oraları yönettiler bak. Osmanlı gitti, hala Filistin'de kan duruyor mu durmuyor mu? Vallahi durmuyor. Her taraf böyle. Kafkasya'ya bakın. İşte Çeçenistanlar, şunlar bunlar. Osmanlıların hakimiyeti döneminde bir kişinin burnunun kanadığını söyleyemezsiniz. Ama şimdi bakın, 70 yıllık bir komünist diktatörlükten sonra şimdi de yine kan gövdeyi götürüyor. Bunun sebebi nedir? İşte mümin olmanın icabı yeryüzündeki mahlukata, mesela çeşme yapmak, ağaç dikmek mahlukata merhamet midir değil midir? Eskiden bir ağaç dikeyim de kurtlar, kuşlar yesin derlerdi ya. Bugün bunların hiçbirisi kalmadı. Hiçbir hayır kalmadı. Nefes alacağımız damarlar kalmadı. Toplum sıkıştığı zaman evvelce işte bir takım yardımseverlerin, vakıfların, derneklerin, cemaatlerin, cemiyetlerin kanallarıyla nefes alırdı. Bütün bu nefes alma damarları tıkandı. Toplum boğuluyor. Toplum adeta birbirinin boğazına sarılacak hale geldi. Merhamet edilmiyor. Memurlar ayrı sürünüyor. Can emniyeti korunamıyor, mal emniyeti korunamıyor. Enflasyon olan bir memlekette mal emniyetinden bahsedemezsiniz. Yani benim malım korunuyor diyemezsiniz. Niye? Akşamleyin 1 milyon lirayla yatarsınız, sabahleyin 600 bin lirayla kalkarsınız. O 400 bin lirayı kim aldı? Hani malınız korunuyor mu? Halbuki devletlerin vazifesi idare ettikleri milletlerin malını ve canını koruma altına almaktır. Alamıyor, alamıyorsunuz. Alamıyorsunuz. Ondan sonra evinizi dahi kiraya verirken Amerikan dolarına ayarlıyorsunuz. Dolar karşılığı şu anda gidin efendim Altunizade'de Türk parasıyla ev kiralamak imkan dahilinde değildir. Geçen bir arkadaş için birkaç yer arandı. Nereye giderseniz gidin dolarla veriyorum kardeşim diyor. Ben Türk parasını kabul etmem diyor. Bir millet bu hale gelir mi ya? Ondan sonra da vay Amerikan vatandaşıymış diye bazıları saldırıyor. Sen Amerikan vatandaşı değil misin? Dolarla evini kiraya veriyorsun. Senin ne farkın var? Yani Amerikan vatandaşlığı doların hakimiyeti ise sana da hakim, bana da hakim, buna da hakim. Niye birine kızıyorsun, öbürüne kızmıyorsun? Korkunç şekilde toplumda manevi dinamikler çöküyor. Bunun da tek sebebi irhamu men fil ard, yeryüzündekilere merhamet ediniz ki yerhamküm men fis sema, gökyüzünde olanlar da size merhamet etsin. Yani yeryüzü ne kadar adaletle idare ediliyorsa
gökyüzü de o kadar adaletle muamele edecektir. Çünkü inancımıza göre Allah-u Teala varlıkları ve mahlukları insanlar için yaratmıştır. Eğer Allah insanı yaratmasaydı yeryüzünü yaratmayacaktı. Kur'an-ı Kerim söylüyor. İnsan diye bir varlığın yaratılması söz konusu olmasaydı, Allah insan yaratmasaydı yeryüzünü yaratır mıydı, yaratmaz mıydı? Vallahi Kur'an'a göre yaratmayacaktı. İnsansız dünya neye yarar ya, söyleyin Allah aşkına. Şu İstanbul'dan insanları kaldırın. Neye yarar bu İstanbul? Güzelliği, özelliği, temizliği, boğazı, denizi kimin alakadar eder? Denizde kurbağalar mı yüzecek? İnsan olmasa hayat olur mu, dünya olur mu? Eğer Allah insanları yaratmasaydı hayvanları siz söyleyin. Sesiniz çıkmıyor. Vallahi yeminle söyleyin, korkmayın. Hiçbir hayvan yaratılmayacaktı. Hayvanlar insanlar içindir. Hatta Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri diyor ki vallahi canavarlar dahi insanlar için yaratılmıştır. Canavar ne demek? Parçalayan hayvanlar. Dişiyle tırnağıyla canavar demek o demek. Onlar da eğer bu canavarlar olmasaydı diyor, yeryüzündeki leşleri, pislikleri, parçalanmış hayvanları, ölmüş kalmış hayvanların o leşlerini kim temizleyecekti? Canavarlar, vahşi hayvanlar dahi insanların temizlik işçileridir diyor. Dünyayı temizliyorlar. Ne zannediyor? Temizliyor efendim. Sinekler dahi zaman zaman söylemişizdir. Bir Amerikalının İlim iman etmeyi gerektirir diye bir kitabı var, orada anlatıyor. Bilmem nerede çok pahalı turistlerin dinlenmeye gittikleri bir ada. Zannediyorum Tahiti adaları. Çok pahalı turistler ancak oraya gidebiliyor. O adada eğlenen, dinlenen neyse turistler bir ara kara sinek dediğimiz, hepimizin bildiği, evde gördüğü sineklerin çokluğundan rahatsız olmuşlar. Sinek çok. Oranın yönetimine müracaat etmişler. Demişler ki sinekler bizi rahatsız ediyor. Yönetim hemen bir karar almış. Bütün sinekleri ilaçlayarak imha etmişler. Adada sinek kalmadı. Arkasından birkaç gün sonra bu pahalı, bu nazlı turistler havanın ağırlaştığını söylemeye başlamışlar. Hava ağırlaştı demişler ya, rahatsız olduk. Yine bir rahatsızlık var, müracaat etmişler. Bu havanın ağırlaşmasını gerektirecek hiçbir sebep yok. Bulamamışlar. Amerika'da bu konularla alakadar olan bir enstitüye müracaat etmişler. Hava ağırlaştı. Bir heyet gelmiş, araştırıcı bir heyet. Bir bakmışlar ki ikinci gün burada sinek diye bir şey yok. Ne oldu buranın sineklerine? Demişler ki öldürdük, halt ettiniz demiş. Hemen belli oranda bir sinek üreterek getirip adaya yaymışlar. Niye? Sinekler devamlı havada uçarak, dolanarak, uçuş yaparak insanların nefes almasını kolaylaştırmak için oksijeni karıştırıyorlar. Havayı hareketlendiriyorlar diyor adam. Bunun dahi bir görevi var. İnsan olmasa ne olur ya? Cenab-ı Hak yeryüzünü insanlara göre dizayn etmiştir. Dizayn demek dengelemek. Yeryüzünün dengesini, düzenini Cenab-ı Hak insanları ölçü alarak ayarlamış. Hani Nasreddin Hoca merhum bir gün canı sıkkın olduğu bir gün. İnsanların bazen canı sıkılıyor, daralıyor, zorlanıyor, konuşmak istemiyor, sohbet etmek istemiyor ama kürsüye çıkması da lazım. Çıkmış, demiş ki cemaat-i müslümin bugün demiş canım çok sıkkındır, kusura bakmayın size demiş uzun uzadıya nasihat edemeyeceğim. Bir ayet okuyup manasını vereyim, gerisini siz düşünün demiş. Düşünmeyi size bırakıyorum. Çünkü düşünmek de ibadettir, farzdır yani. Kalilem min ibadiye şekûr. İki kelimelik bir ayet. Ve kalilem min ibadiye. Yani şu benim kullarımdan bana şükredenler ne kadar azdır diye bir ayet okuyor. Kürsüden inmeye teşebbüs ediyor. Birisi kalkıyor cemaatten, hocam diyor, böyle de vaiz olur mu diyor. Bir ayet okudun, iniyorsun. Tamam demiş, şükürle alakalı bir sohbet ama biraz demiş, anlatın neye şükredelim, niçin şükredelim, nasıl şükredelim, ne şekilde şükredelim,
biraz demiş açıklayın demiş Allah aşkına, hocam ayet okuyup kürsüden inilir mi demiş. Hoca tekrar kürsüye dönmüş oturmuş, demiş ki ya Rabbi sen ayet-i ilahiyyede ve kalilen min ibadiye şekur dedin, benim kullarımdan şükredenler ne kadar az dedin, ben de diyorum senin kullarından düşünenler ne kadar az. Düşünen yok ya, kimse beynini çalıştırmıyor. Yine kardeşlerim demiş, hiçbir şey yoksa şükretmeye, hiçbir şey yoksa şuna şükredin ki Allah sinekleri inek büyüklüğünde yaratmadı. Bak sinek, bir sineği düşün, o sinekleri inek büyüklüğünde yaratmamış olmasına şükredin. Yine birisi kalkmış demiş ki hocam sinekler inek büyüklüğünde yaratılsaydı ne olurdu? Adam düşünemiyor. Ya Rabbi ne ahmak insanlar var demiş. Bire yavrum demiş. İki tane sinek çatına konar çatın çökerdi hayvan demiş. Şükretsene ya. Hiçbir şükredecek bir şey yok. İki tane inek büyüklüğüne sinek bir adamın damına çatısına konarsa ne olur? Bitti işin senin. Bu da gösteriyor ki Cenab-ı Hak alemi, dünyayı, eşyayı, maddeyi, hayvanatı insanlara göre tanzim ve tertip süsleyip etmiştir. İnsan olmasa inek ne alakası var? Hayvanlar görüyorsunuz insanlara göre hareketlerini düzenliyorlar. Binlerce hayvan yaylada, tarlada, merada beraber otlarken ne kavga var, ne çatışma var, ne boğuşma var. Ama akşam yayladan, tarladan, meradan köye indiği zaman, kasabaya indiği zaman o hayvanların sahipleri gidip teker teker hayvanlarını seçmek zorunda kalıyor mu kalmıyor mu? Her hayvan seçilip ayrılıp sahibinin evini tanıyor mu tanımıyor mu? Ama siz söyleyin. İnsana göredir. Binlerce hayvan beraber otluyor ama akşam köye geldiği zaman sahipleri kimse bu hayvanların gelip teker teker seçmeye lüzum kalmıyor. Hayvanlar sahibini tanıyor. Evinin yolunu biliyor, ahırını biliyor, ağılını biliyor, yuvasını biliyor, sahibini biliyor. Şu okunan ezanları kulak ardı edip de sokakta dolaşan şu namazsız, niyazsız, cumasız, cemaatsiz, secdesiz, seccadesiz adamların bu hayvandan ne farkı var? Belki daha kötü. Görüyorsunuz işte. Yolunu, Rabbini, sahibini, Mevlasını, razıkını bilemiyor. Yönlenemiyor. Ne hale geldi toplum? Hatta hepiniz köylüsünüz, bilirsiniz. Köylerde süt veren hayvanlar, akşamlar onların sütleri alınır, sütleri sağılır. Tanımadığı bir kadın o süt veren hayvanın memelerine yaklaştığı zaman sütünü çeker, o tanımadığı kimse sütünü vermezdi. Ben çocukken hatırlıyorum. Her akşam o hayvanı seven, sulayan, yemleyen, sütünü alan kadın geldi mi şakır şakır sütü, siz söyleyin, vermeye başlıyor. Tanıyor, görüyor musunuz? Şu insanların haline bak. Yani hayvan hayvanken insana göre memesini, sütünü, suyunu, halini, etini, derisini insana göre tanzim ediyor. Cenab-ı öyle yaratmıştır. Hayvan bunun dışına çıkamaz. Hatta bir Japon ilim adamının bir araştırmasını okudum. Diyor ki orada süt ürünleriyle alakalı bir ilim adamı. Süt ürünleriyle çalışan ve araştıran, inceleyen bir profesör Japon. Diyor ki iki sürü üzerinde inceleme yaptım. Sürü, iki tane sürü. Sayıları aynı. O da 300 koyun, o da 300 koyun. Hani birisi A sürüsü, öbürü B sürüsü diyelim. Koyunların cinsi aynı. Sayısı da aynı. Otlakları da aynı, meraları vesaire aynı. Ama sürülerden birinin öbürüne göre sütü daha fazla. Cinsi aynı, sayısı aynı, içtikleri su aynı, otladıkları otlar, saplar, samanlar aynı. Ama sürünün birisi öbürüne göre, siz söyleyin, fazla süt veriyor. Japon ilim adamı şaşırıyor. Bu fark nereden geliyor? Enteresan. Bu fark nereden geliyor? Merakla, dikkatle inceliyor. Otlardan olmadığı, yediklerinden değil, içtiklerinden değil, sayıları fazla değil, cinsleri de aynı. Bu fark bir de bakıyor ki o çok süt veren sürünün başında, ki tabii onda da çobanlar da var. Onda da çoban, onda da çoban.
Ancak o fazla süt veren sürünün başındaki çobanın yanında bir köpek var. Çoban köpeği. Çoban köpeği. O köpek çobanın yanında bulunduğu sürece o hayvanlar kendilerini emniyette hissediyorlar. O köpek başı, başlarında köpek bulunan sürü 300 koyun başımıza bir bela gelirse, kurt murt olursa bu köpek bizi çobanla beraber daha mükemmel korur şeklinde bir duygu ile, düşünceyle, güvenlik hissiyle hareket ediyorlar ve memelerden sütü daha rahatlıkla gevşeterek sütü verdiği için süt fazla oluyor. Öbüründe köpek yok, çoban köpeği yok, o sürünün sütü öbüründen az oluyor. Başındaki çobana ve çobanın yanındaki köpeğe bile bakın hayvanlar hassasiyetle bakıyorlar. Güvendiği zaman sütünü çok veriyor. Güvenemiyorsa sütünü vermiyor. Bunlar yeryüzündeki nizam-ı ilahiyi gösteren hadiselerdir. Geçen ay mesela Almanya'daydım. Bizi bir konferansa götüren, arabasıyla götüren bir kişi kardeşimiz çocuğunun rahatsız olduğu cep telefonuyla kendisine haber verin. Çocuk rahatsızlanmış. Baktım bizde olsa telaşlanırız. Eyvah çocuk hastalandı. Hiç telaşlanmadı. Hemen sosyal kartının numarasını cep telefonuyla numarayı tık 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 çevirdi. Haber verdi mesele bitti. Hemen ambulans gelmiş. Çocuğu almış götürmüş. Filmlerini çekmiş. İdrar tahlili yapmış. Kan tahlili yapmış. Tedavisi yaptırmış. Vallahi getirip evine teslim etmiş. Biz gidiyoruz hiç. Alakadar olmadık yani. Sosyal devlet. Hastalandığı zaman eyvah ben ne olacağım diye vallahi Avrupa'da hiçbir endişe kalmamış. Bizde işte dün akşam gördünüz 6 saat sedyede bekleyip ölen adamı duydunuz mu? 6 saat bekletmişler. Doktor efendim burun kanaması teşhisi koymuş. Sonra bakmış ciğerinden kan geliyor. 6 saat sedyede bekleye adam öldü gitti ya. Dünyada insan hayatının bu kadar ucuz olduğu ülke kalmadı Türkiye'deki kadar. İnsan hayatı tavuktan ucuz oldu. Hani insan? Halbuki Allah'ın kitabına göre terazinin bir gözüne bir terazi tasavvur edin. Öyle bir terazi ki o terazinin bir gözüne dünyada bütün mahlukatın tamamını terazinin bir gözüne koysanız ne kadar mahluk varlık varsa terazinin bir gözüne öbür gözüne de bir insanın bir tırnağını koysanız Kur'an-ı Kerim'e göre hepsini çeker aşağı alır. Bizim insana bakışımız bu. Ama yaşadığımız hayat ise hiçbir insani hayata benzemiyor. Dünyanın en kötü idaresi Türkiye'de. Dünyanın en kötü sistemi Türkiye'de. İnsanlara en çok zulmedilen ülke Türkiye. İşte akşam yatıyorsun 1 milyon, sabah kalkıyorsun 600 bin lira. Bu 400 bin çaldırdı. Kim çaldı ya? Enflasyon. Almanya'da enflasyon %0 ya. Hiç kimse parasının eriyip gittiğinden bak hatırına bile gelmiyor. Sabah kalkıyorsun 600 bin lira. Bu 400 bin çaldırdı. Kim çaldı ya? Enflasyon. Almanya'da enflasyon %0 ya. Hiç kimse parasının eriyip gittiğinden bak hatırına bile gelmiyor. Böyle memleket olur mu? Bizi idare edenler çok kötü idare ediyor. Çok kötü idare ediyor. Hem maddi hem manevi. Şimdi avucunuzun ortasında bir kar topu olsa ne olur siz söyleyin. Erir. Elinizdeki para aynen böyle değil mi? Durduğu yerde erir vermiyor mu? Böyle böyle memleket olur mu ya? Ve bunun tedbirini alacak alim kalmadı, ilim kalmadı, insan kalmadı. Bunun tedbirini alın. Bakın Bulgaristan enflasyonu en yüksek ülkelerden birisiydi. Burnumuzun dibinde Bulgaristan. O gün bir mühendis kardeşimiz geldi. Enflasyon %2'ye düşmüş hocam. %2'ye düşürmüşler. Vallahi diyor 2 marka 1 kilo et aldım yedim diyor. Sofya'da 1 kilo et 2 mark. Ne yapar? 400 bin lira. Biz burada ıspanak alıp ot yiyemiyoruz ya. Hayvan haline getirdiler insanları. Adam orada et yiyor 2 marka ben burada ot yiyemiyorum. Niye ulan ben dünyanın insanı değil miyim? Niye bana nimet-i ilahileri haram ettiniz?
Sisteminiz yerin dibine baksın. Niye bana dünya nimetlerini haram ettiniz? Niçin bu hale getirdiniz? Olur mu? İşte Allah belamızı veriyor. Böyle giderse başımızdan bela eksilmeyecektir. Yetimler, öksüzler, dul kadınlar, fakir, yoksul, vallahi inim inim geçen bir esnaf anlatıyor. İşte öğlen yemeği için lokantadan tepsine yemek geldi diyor. Tahtakale'de. Yemeğimizi yedik diyor, iki parça ekmek arttı. Biraz da diyor böyle çiğnenmiş, koparılmış etler kaldı diyor. Kapının önüne koydum ki diyor, lokantacı gelince alsın gitsin. Vallahi diyor bir adam geldi, o artan ekmekleri diyor ve o et parçasını kaptı diyor, nasıl yemeye başladı diyor. Hanım önünde. Bir millet bu hale gelmemesi lazım. Böyle olmaması lazım. Dünyanın en zengin ülkesinde yaşıyoruz. Dünyada üç tarafı denizle kaplı kaç ülke var söyleyin. Acaba araştırdınız mı? Üç tarafı denizle kaplı olmak demek Allah'ın deniz ürünleriyle, balıklarla, nimetlerle sarılmış ülke demektir. Hani kim balık bulup kimseyi yemiyor? Niye bu hale geldi? Niçin bu nimetler ortadan kalktı? Daha devam edersek kim bilir ne sıkıntılar ortaya çıkacak. Bakın önümüzdeki aylar memurların maaşlarının ödenememek tehlikesi var. IMF diye bir baş belası var dünyanın. Fakir milletlerin başına bela IMF. Kaç gündür işte Türkiye'de dolaşıyorlar. Eğer istenen parayı vermezlerse memura maaş verilemeyeceği söyleniyor. Yazık değil mi lan bu memlekete? Niye bu böyle oldu memleket? Bu milletvekilleri niçin seçiliyor? Niçin parlamentoya gidiyor? Milletin meseleleri niçin çözülmüyor? Kim engelliyor? Kim kıstırıyor? Kim kan kusturuyor memlekete? Kimse bilmiyor. İşte irhamu men fil ard, yeryüzündekilere merhamet edin. Ki yerhamkum men fis sema, gökyüzünde olanlar da yani üstümüzde olan güçler de bize yardım etsin, merhamet etsin deniyor. Bakın biz dua ederken elimizi nereye kaldırıyoruz? Yukarıya. Demek yukarıdan geliyor umutlar, arzular, dualar, istekler. Yukarıda demek yani Allah yukarıda demek değil. Yani Allah'a yukarıda diyemezsiniz. Allah aşağıda, Allah yukarıda, Allah sağda, Allah solda diyebilir misiniz? Diyemez. Allah'a mekan, cihet tayin edemezsiniz. Ama Allah yüce bir varlık olduğu için dua ederken elimizi yükseğe kaldırıyoruz. Yukarıdan geliyor. Güneş yukarıdan geliyor. Güneşi kaldırın, hayat diye bir şey kalır mı? Bakın güneş başımıza bela oldu. Şu havanın haline bakın, şu oksijen azlığına bakın, şu karbondioksit belasına bakın, egzoz dumanlarına bakın, hava kirliliğine bakın, denizler kirlendi, karalar kirlendi, havalar kirlendi. Kirleten kim siz söyleyin? İnsan. Merhametsiz insan. Yolun ortasına yediği kavunun veya karpuzun kabuğunu yola atandan daha zalim kim olabilir? Daha merhametsiz kim olabilir? Karpuzu aldı yola atıyor. Hayvan adam. Hayvan bunu yapmaz. İnsan olmazsa hayatta olmaz. Hayatın nizamı, düzeni insana göredir. İnsan, insan olacaktır ki yeryüzünde de hayat devam edebilsin. Onun için mesela Efendimiz buyurmuşlar, Müslüman ülkeler için diyor tabi. Müslüman olmayan ülkelerin hesabı ayrı. İza hubiseti zekatu fil ard. İza ne zaman ki demek Arapça. Ne zaman ki hubiset Arapça habese yahbesu hapis. Hapis diyoruz ya yani bir adamı hapsetmek. Aslında o P harfi Arapçada yok. B iledir. Habis diye geçer. Mahbus, mahbushane derler. Hapishane. Yeryüzünde diyor ne zaman ki ez zekatu, zekat hapsedilirse. Müslüman bir ülkede zekat hapsedilirse. Ne demek hapsedilmek? Siz söyleyin. Zekatın hapsedilmesi, verilmemesi demek. Vermiyorsun ya. Bir Müslüman ülkede zekat hapsedilirse, verilmez olursa hubisel mataru fissema, hubisetil bereketu fissema, gökyüzündeki bütün bereketler hapsedilir, yeryüzüne bereket inmez diyor. Şimdi neyin bereketi var? Hangi nimetin bereketi var? Paranızın bereketi var mı? Sofranızın bereketi var mı? Ticaretinizin bereketi var mı? Esnaflığın bereketi kaldı mı? Eğitimin bereketi kaldı mı? Yetişen talebe var mı? Okuyan çocuktan adam olan var mı? Hepsi gitti bunların ya. Dinin emirleri, hükümleri tatbikattan kaldırılırsa
vallahi merhamet kalkar, adalet kalkar, rahmet-i ilahiye bereket kalkar. Çünkü rahmetin de bereketin de sırrı, sebebi, hikmeti Allah'ın dinidir. Din olmazsa ne olur? Bütün bunları dikkate alarak hayatımızı yeniden gözden geçirmemiz lazımdır. Halimizi, yolumuzu, tavrımızı, tarzımızı, davranışlarımızı yeniden gözden geçirmek zorundayız. Yoksa olaylar, eylemler, terörler, anarşiler, yavaş geçen derslerim ki komisere soruyoruz, komiser bey, mahkeme, karakol komiserine veya karakol amirine. 7 günlük bir hafta içinde, hafta malum 7 günden ibaret. Bu 7 gün dediğimiz hafta içerisinde en fazla rahat edebileceğiniz sükunet, sessizlik olan, sükunet olan, rahatlık olan bir gün var mı diye soruyorum ben. Diyor ki hocam cuma günü geldi mi biraz nefes alıyoruz diyor. Cuma bakın. Cumanın dışında diyor karakollarımız çatlıyor. Ne var cuma günü siz söyleyin. Ya cuma namazı var ya, ne olsun, daha ne olsun kardeşim ya. Bak abdest alıyorsun cumaya gelmek için. Abdest aldığın zaman o Allah'ın yarattığı suyla temasa geçince vücudundaki bütün o sinirler yavaşlıyor, yumuşuyor, suyla temasa geçiyorsun. Namaz kılmayan adam mı daha çok suyla temasa geçer, namaz kılan adam mı? Nasıl söyleyin? Namaz kılan adam abdest alacak, abdest alan suyla temasa geçecek. Suyla temas rahmettir. Sinirler yatışıyor. Asabiyet yumuşuyor. İnsanlar merhametleşiyor, birbirine yaklaşıyor. Camide insanlar bir araya geliyor, vaaz nasihatli. Bak bir cumanın bereketine bakın ki karakollarımız cuma günü nefes alıyor, nefes. Allah'tan korkar bir adam. Allah'ın dininin önü kesilir mi ya? Dinin önü kesildikçe senin iflahın kesiliyor. İflah kesiliyor. Asayiş ortadan kayboluyor. Sükunet bozuluyor. Kimsenin kimseye itimadı, itibarı kalmıyor. Apartman hayatı insan hayatı olmaktan çıktı. Bakıyorsun üçüncü katta cenaze var, dördüncü katta çocuklar dans ediyor. Merhamet yok ya. Lan şurada cenaze sahibi olan şu daireye hiçbir hürmetiniz yok. Dinden uzaklaştıkça, ahlaktan uzaklaştıkça, Kur'an'dan uzak, şu kitaptan uzaklaştıkça vallahi insanlıktan da uzaklaşıyoruz. Saygı, sevgi diye bir şey kalmamıştır. Hiçbir yerde. Belki anlatmışımdır, bir seferinde belediye otobüsünde Taksim'den bindim, Edirne kapıda, Fatih'te ineceğim. İki tane ortaokul talebesi, belli okuldan çıkmışlar. Oturmuşlar koltuğa, başlarına geldim, dikildim. Hani istiyorum ki ben onlardan yaşlıyım. Bir tanesi kalksın da oturayım yani. Vallahi kalkmadılar. Yaşlı bir kadın daha bindi, o da benim yanıma geldi, o iki talebe oturuyor. Yine kalkmadılar. Dönüp bakmıyorlar bile. Dedim ki yavrum siz hangi okula devam ediyorsunuz? Başladı konuşmaya yani gayet yumuşak şekilde. Otobüs de o kadar kalabalık değil, bizi dinliyorlar. Dediler işte falan ortaokula devam ediyoruz. Peki ortaokula gitmeden evvel nereyi bitirdiniz? Dediler ki ilkokulu bitirdik. Konuşuyoruz. İlkokul kaç sene dedim? 5 sene dediler. Şimdi 8'e çıktı. Peki okula gittiğiniz zaman sabahleyin sınıflara alınmadan önce ne yapıyorsun? Dediler okulun bahçesinde toplanıyoruz. Ne tören yapıyorsunuz sınıflara girmeden önce? Arkasından ne yapıyorsun? Dediler ki ant içiyoruz. Bir ant var hani. Türk'üm. Doğruyum. Çalışkanım. Yasam küçüklerimi korumak. Siz devam edin. Büyüklerimi saymak. Her sabah. İlkokulun bahçesinde bunu 5 sene ya, az da değil be 5 sene ya. Allah'tan korkar adam. Papağan gibi söyletiyorlar. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Bunu dedim her sabah size öğrettiler mi? Evet dedi talebenin birisi. Bize bunu niye ulan işte bak büyüklerini saymıyorsun bile kerata. Bak başındayım bekliyorum ayağa kalkmıyorsun. Hiç söylenememişsin sen. Milli eğitim sistemi iflas etmiş. 5 sene küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak diye söyletmişler. Başında dedesi yaşında adam bekliyor, büyüklerin saymak diye bir şey yok, ayağa kalkmıyor. Bu otur demiyor, hayvan nesin?
Hani eğitim? Ne üretiyorsunuz siz bu eğitimden ya? 5 sene büyüklerini saymak dedin, hani saymıyor? Hani kardeşim? Lafının eğitim olur mu? İman yok dediğim, Kur'an yok. Milli eğitimde Kur'an yok. Kur'ansız eğitimde küçükler korunamaz, büyüklere saygı gösterilmez. Mümkün değildir, menfaat hakimdir. Bunları anlatamıyoruz insanlara. Bunları bakanlara, başkanlara, müsteşarlara anlatmak lazım. Bakın emniyet teşkilatının haline. Kulak, pele kulak, o onu dinliyor, o onun mahremiyetini çalıyor, telefonları dinleniyor. Aman ya Rabbi, şantaj yapıyor. Bak söylerim ha, haber veririm ha, düşmanca, haince, kafirce. Böyle memleket olur mu ya? Canımızı, malımızı kim koruyacak? Nesillerimizi kim koruyacak? İnançlarımızı kim koruyacak? Bakıyorsunuz medyaya, gazetelere, televizyonlara devamlı olarak açık saçıklık yayılıyor. Din namına bir şey yok. Belki takip edenleriniz vardır diye söylüyorum. Hani kanaldan kanala taşınan yerli bir dizi var. Yerli bir dizi. Haşa, adı da Bizimkiler. Duydunuz mu, duymadınız mı? Bizimkiler diye bir dizi var. Kapıcı var bir tane, sahtekar, 200'lü değil, 500 yüzlü. Vay namussuz adamlar ya, böyle 200 adam mı olur? Yalancı, dolancı, dümenci, dolapçı adamlar. Yönetici, efendim katil, horozcu, moroz, biliyorsunuz. Bakın Allah aşkına, bu diziyi senelerdir seyredenlere soruyorum. Hiçbir gün bu diziyi çekenler, çevirenler, bu oyunu oynayanlar, bu aktörler, bu dizinin içinde hiçbir gün camiyi gösterdi mi, göstermedi mi? Vallahi göstermemiştir. Ne kilise var o dizide, ne cami var, ne namaz var, ne Allah var, ne kitap var. Türkiye'de bu dizi yayılıyor. Dinsiz bir hareket. Hiç seccade gördünüz mü o dizide? Hiç secde edene rastladınız mı? Hiç yemek duası yapana rastladınız mı? Alkol. Pencereden şarap şişeleri sarkıtıyorlar. Böyle memleket olur mu ya? Böyle cemiyet olur mu? Allah aşkına soruyorum size. Böyle memleket Allah rahmet eder mi? Her gün azap geliyor, her gün gazap geliyor. Bunun sorumlularını bulmak lazım. Bu toplum böyle gidemez, ayakta kalamayız. Meyhaneler tıklım tıklım dolu, niye? Bütün televizyon programında içki reklam ediliyor. Çoluk çocuk iyiden sapık hale geldi. Şu bir takım şarkıcıların, popçuların konserlerini görüyorsunuz. Göğsünü jiletle parçalayanlardan tutun da çıldıranlara kadar. Böyle gençlik olur mu ya? Ben bu gençliğe günahımı emanet edemem. Ne memleketi? Çıldırtıyorlar. Camiler bomboş, vaazlar bomboş. Ama konserler 100 bin kişi. İbrahim Tatlıses 200 bin kişi. Ne söylüyor bu adam o onlara? Nedir yerinde duramıyor bu gençlere? Ne söyleniyor ya? Şimdi bütün gençler, çocuklar ya topçu olmaya ya da topçu olmaya özeniyor. Bacağından başka bir varlığı olmayan bir futbolcu, işte geçen hafta gördünüz. 2,5 trilyon, 3 trilyon hepsine para veriyorlar. Memleketin haline bak. Bir futbolcuya bir kulüpten öbür kulübe geçmesi için 2,5 trilyon para ödeniyor. Arkadaşlar araştırmışlar. 2,5 trilyon 400 profesörün aldığı maaştan fazla. Terazinin bir gözüne 400 profesörün kafasını koyuyorsunuz, öbür gözüne o futbolcunun bacağını, o bacak hepsini çekip aşağı alıyor. Böyle memleket olur, ilimsiz memleket. Üniversite halini görüyorsunuz, bakın kaç kişi, her gün 3-4 profesör istifa ediyor. Rektör zalim, dekan zalim, imansız adamlar bunlar. Okumak isteyenler bir metre çaput beze bağlanmış. Bu beze at, gir diyor. Varsa sokmuyor. Böyle memleket, üniversite olur mu ya? Profesörler bile şimdi tahammül edemiyorlar. Ayrılan istifa eden edene. Bu memleketi kim yönetiyor bilemiyorum. Kim yönetiyor ya? Ne oluyor bu millete? Nasıl oluyor? Niçin oluyor? Hiç mi düşünmüyorsunuz Müslümanlar? Hiç mi bir araya geldiği zaman konuşmuyorsunuz? Hiç mi dertleşmiyorsunuz? Böyle ayakta kalınması vallahi mümkün değil. Bir milletin çocukları topçulara özenirse, bir milletin çocukları
topçu dediği yani top türkücülerine özenirse, hani ilim adamları, hani gelecekte mühendisler, hani bilgisayar mühendisleri, bütün bunlara karşı bizi gelip Japonlar mı idare edecek? Hani ilim adamlarınız, hani sanatkarlarınız, hani kimyagerleriniz, hani fizikçileriniz? Her akşam bir tane sahneye fırlıyor. Ne kadar fırlama varsa ya top sahasına ya da sahneye fırlıyor. Böyle olur mu ya? Böyle memleket olur mu? İlimsiz, irfansız ülke olur mu? Allahu Teala sonumuzu hayreyle inşallah. Cenab-ı Hak bizi idare edenlere İslami hassasiyet nasip eylesin. Öyle bir hale getirsin ki Rabbim İslam'dan başka çıkar yol bulamasınlar inşallah. Rabbimiz bizi İslam'ı anlayan, dinleyen, yaşayan salih kullarının arasına ilhak eylesin. Ezanı uzatmayın, hava da çok sıcak. Böylece sohbetimizi yine okuduğum ayet-i kerimenin üzerine bina edeyim dedim ama muvaffak olamadım. Ayetin manasını verip keseyim. Rabbena, ey Rabbimiz, Mümtehine suresinin 5. ayeti. La tecealna fitneten, fitne kelimesi var burada. Lillezine keferu. Ya Rabbi bizi kafirlere karşı bizi fitneye düşürme. Şu dua. İnceledim bu ayetin tefsirini cemaate anlatmak icap etse tam 8,5 saat sürüyor. Rabbena la tecealna fitneten. Bu fitne kelimesinin manası hemen hemen 2,5 saat. Ayetin tamamı 8,5 saat. Lazım ki bu ayeti anlatmak. Ama bugün yine temas edemedik. Bundan sonraki sohbetlerimizde nasip olursa, fırsat olursa, ruhsat olursa, kudret olursa, muhabbet, merhamet olursa devam ederiz. Hak Teala cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın inşallah. Bugün vakfımız için Mehmet Ali Hocam vakfın ihtiyaçlarından bahsetmiş burada. Cemaatimiz çıkarken diyor, vakfımız adına cemaatimizin yardımcı olmasını arzu ediyor. Amenna, vakıf Allah adına yapılan hizmetlerin adıdır. Yapılanların sahibi ve karşılığını verecek olan Rabbül Alemin'dir. Allah bütün yardımlarınızı şimdiden makbul eylesin. Rızasına, cennetine sermaye eylesin inşallah. Cümlemizi kendi yolunda günde en az 40 sefer ihtinas sıratel müstakim dediğimiz yolda cümlemizi müstakim eylesin inşallah. Amin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.